İyi akşamlar. Ne yazık ki bizzat iktidar temsilcilerinin uzun süredir kullandığı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve kışkırtıcı dili sonucunda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir linç girişimiyle karşı karşıya kaldı. Öncelikle Kemal Bey'e, CHP ve Türkiye'ye geçmiş olsun diyelim. Evet, şimdi hakikaten bugün Türkiye çok büyük badire atlattı. Ama ne yazık ki bu badireyi Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Güçleri'nin, Jandarma'nın ya da valinin çabalarıyla olmadı. Bizzat CHP yönetiminin, yöneticilerinin sağduyulu ve yatıştırıcı çabaları sonucu oldu. Bütün bunları konuşacağız. Bu saldırının arka planında neler var? Amaç neydi? Saldırganlar yakalandı mı? Yakalanacak mı? Sorumlular cezalandırılacak mı? İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı istifası isteniyor. Bir istifa gelecek mi? Hepsini konuşacağız. CHP Parti Meclisi üyesi ve hukukçu İlhan Ciyaner bizimle olacak. Evet Ayşe, İlhan Bey'e bağlanana kadar seninle konuşalım. Şimdi bugün bu olay yaşandıktan sonra tabii inanılmaz bir tepki yağdı. Özellikle tabii sosyal medyadan büyük bir tepki yağdı ve herkes şuna dikkat çekti. Hani benim de başta söylediğim gibi seçim sürecinde yaşadığımız o dil ve ne yazık ki hala bitmeyen bu seçim süreci sonrası da devam etmeye başladı. Hatta bu sabah işte Devlet Bahçeli'nin söylemleri. Ne diyorsun? Bu dilin yarattığı bir şey ve çok tehlikeli bir noktadaydı evet, aslında. Yani buna hiç şüphe yok. Ve bu sadece bu seçim öncesiyle ilgili de değil. Bu 2015'teki Haziran seçimlerinden sonra iktidarın yanına MHP'yi de alan AKP iktidarının izleye geldiği bir yol. Sürekli olarak kitlesini belli bir kriz söylemi altında. Bu krizde genellikle işte son seçimlerde bekaydı. Daha önce başka şeyler olmuştu. Genellikle bir varoluş, egzistansal bir kriz olarak, Türkiye'nin varoluşuna yönelik bir kriz olarak sunup kendi kitlesini bunun arkasında konsolide etmeye yönelik bir girişimiydi. Başından beri dediğim gibi 2015 Haziran'dan beri bunu yapıyorlardı ve bu ilk kazada değil üstelik. Yani daha önce de çeşitli kazalar yaşandı bununla ilgili. Seçimden öncesiyle de sınırlı kalmadı. Seçim esnasında ve seçim sonrasında da devam etti. Yani YSK'nın nasıl araçsallaştırılmaya çalışıldığına bu söyleme dikkatini çekerim. Halen devam ediyor. İşte yok işte KHK'lar bilmem ne vesaire falan bunları da belki konuşacağız ama halen devam ediyor. Bir türlü AKP'nin hikayesinin kalmamasıyla ilgili bir mesele bu. Bir. İkincisi AKP'nin içerisindeki, partinin içerisindeki, yalnızca tabandaki değil, partinin içerisindeki gerilimlerin de ancak bu şekilde giderilebildiği ile ilgili bir durum belli ki. Çünkü ilave ya da bir söylem, kendini yenileyen bir söylem üretemiyor o çelişkiler içerisindeki bir siyasi parti. Belli ki sadece Türkiye'yi değil, kendisini de idare etmekten yoksun artık, bu yetiden de yoksun artık. Faturası ise bu şekilde sokağa çıkıyor. Yani olamayacak kadar çirkin bir saldırı bu. Ve yalnızca Kılıçdaroğlu'na değil, onun da söylediği gibi yani oradaki şehit cenazesine ve onların ailelerine de çok büyük bir saygısızlık hakikaten. Çeşitli şeyler var, veçeleri var hikayenin. Bunu zannediyorum İlhan Bey'le de konuşacağız. Bağlandı mı kendisi? Yok, henüz bağlanmadı. Bunlardan bir tanesi Maltepe'deki mitingin gölgede bırakılması. Çünkü eğer bugün böyle bir şey olmasaydı, varsayalım ki yoktu bugün böyle bir şey olmadı. Bütün sosyal medya ve alternatif medya kanalları, bağımsız medya kanalları daha doğrusu, Maltepe'den gelen görüntülerle dolup taşacaktı. Ve biz bir zaferi kutlayan, geleceğe umutla bakan çok büyük bir kalabalıktan bahsediyor olacaktık. Bunun yerine gene iktidar kendisini, iktidar bloğu kendisini bir çatışmayla hatırlattı. Üstelik de çok fena. Yani bunu da konuşacağız sonra daha detaylı ama arkasından yapılan açıklamalar da çok fena. Yani bunun sadece bir protestoymuş gibi, protesto adı altında. Valiliğin açıklaması çok şey. Aynen zaten. Öyle. Hulusi Akar'ın, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama, orada yaptığı çok açıklama bir tuhaf ve bir yerleri başka bir zamanları hatırlatıyor. Çünkü şey diyor sadece, yani hani tamam mesajınızı gönderdiniz, eyvallah diyor. Galiba İlhan Bey bağlandı, tamamdır. Galiba İlhan Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sanırım genel merkezdesiniz şu anda değil mi İlhan Bey? Ya biraz önce çıktım. Sabit bir yere geçip Skype bağlantısıyla bağlanmak için ama maalesef yetişemedim. Onun için kusuruma da bakmayın. Estağfurullah, hiç sorun biraz değil. Biraz önce ayrıldım genel merkezden, evet. Hiç sorun değil. Efendim, öncelikle biz bir geçmiş olsun dedik ama sizin nezdinize de geçmiş olsun dileyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Evet, şimdi Kemal Bey bugün saldırıdan sonra genel merkezin önünde yaptığı konuşmada bir cümleye dikkat çekti. Bu saldırıların sebebi nedir biliyor musunuz dedi. İlk kez CHP bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti. Farklı siyasi görüşteki insanlar ülkenin birliği, bütünlüğü için bir araya geldi. Acaba saldırırsak Kılıçdaroğlu vazgeçer mi diye düşünüyorlar. Ne yaparsınız yapın asla vazgeçmeyeceğim dedi. Şimdi bu açıklamanın üzerinden de okursak bu saldırının arkasındaki şeyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii saldırının objektif sonuçları Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını haklı gösteriyor. Evet. Ama beni daha çok tedirgin eden bir şey bu saldırının spontan bir toplumsal hareket olma ihtimali de göz ardı edilmemeli. Hı hı. Yani birileri sahiden provokatif bir şekilde planlı olarak böyle bir şey yapmış olabilir. Hı hı. Devlet yol vermiş olabilir. Çünkü bu boyutta planlı bir şeyi istihbaratın ya da emniyet birimlerinin göz ardı etmesi mümkün değil. Hı hı. Ya bir sosyal medyada yansıması olur ya geniş dinleme, izleme, takip ağında ya işte istihbari olarak kişisel istihbarat aracılığıyla devlet buna mutlaka vaziyet ederdi. Böyle olursa yani bu provokasyon amacına ulaşmaz, ulaşır. Bunun karşısında şeyler söylenir, bu bastırılabilir. Ama daha tehlikelisi bunun toplumda gerçekten böyle bir saldırının dinamiğinin birikmiş olması. Yani daha önceden Maraş'ı, Sivas'ı, işte Çorum'u, Malatya'yı yaşamış bir ülkede bu tarz bir toplumsal yarılmanın birikmiş olması, o dinamiğin ortaya çıkmış olması daha büyük tehdit, daha büyük sorun bence. Ama tabii ki objektif sorunları, objektif sonuçları doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'nun dediği şeye işaret ediyor. Hı hı. Toplumsal muhalefetin biraz umutlandığı, biraz hani bir araya gelince neler yapılabileceğini gördüğü bir yerde böyle bir saldırının olmuş olması bu şeyleri söyletiyor. Ama lütfen şunu da göz ardı etmeyelim. Aynen Haziran ve Kasım arasında yaşanan olaylarda olduğu evet. gibi bir de işte 4 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan bir saldırı var. Evet. Bunun da sorgulanması lazım. Yani eğer sahiden bu topraklarda barış içerisinde bir arada eşitlik, demokrasi içerisinde yaşama mücadelesi verilecekse ve bu kavramlardan yana olan insanlar bu mücadeleyi verecekse oraya dair de bir bakış açısının güçlü bir şekilde ortaya konulması lazım. Ama tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'nın söyledikleri kabul edilemez. Saldırıdan sonra özellikle Bahçeli'nin söyledikleri hele hele yani sorumlu bir siyasetçinin böyle bir saldırı sonrasında edeceği şeyler değil, cümleler değil. Evet. Bir de yaptı benzer bir konuşmayı. Bunları üst üste koyduğumuz zaman yani ülke adına kaygılanmamak elde değil. Peki efendim güvenlik güçlerinin oradaki tavırları hakkında bir hayli söylenti var, bir hayli haber yapıldı aynı zamanda. Müdahale etmedikleri CHP'liler bu konuda tanıklık ettiler. Müdahale etmedikleri örneğin gaz sıkmaktan çekindikleri işte çünkü cenaze var dedikleri ki daha evvelden Türkiye gördü cenazelerde polisin ne türden operasyonlar yaptığını. Tabii cenazeyi bırakın gaz katliamında yaralıların üzerine neler konuşuluyor? Neler konuşuluyor efendim bu konuyla ilgili güvenlik güçlerinin oradaki tavırları davranışlarıyla ilgili? Ya bu biz 2 dakika sonra oradaydık. Biz de hani saldırıyı duyunca çubuğa gittik. Ayrılmasından 1 dakika sonra varabildik. Biraz oradaki havayı, kalabalığı, gerilimi de gördük.
Bu hani bir basit bir olayın sonrasında olay büyümesin diye böyle bir tarz belirlenebilir. Böyle bir tarz olabilir. Ama söz konusu olan yeni bir seçimden çıkmış bir ana muhalefet partisinin ya da iktidar partisinden sonra en çok oy alan partinin genel başkanına üstelik de bir hani o saldıranların da hassasiyetini oluşturan cenazeye katılmışken yapılan bir saldırıysa burada ya cenazeydi biz buna işte böyle müdahale ettik demezler. Çünkü orada işte evin yakılmasına dair şeyler söyleniyor. Genel başkanın yanındaki genel başkan yardımcıları hırpalanıyor. Hatta koruma arkadaşlardan bazıları bazı saldırganların elinde bıçak falan olduğunu söyledi. Yani pekala o kadar sokulan birileri daha müessif olayları da gerçekleştirebilirdi. Ya da bir an için bu saldırının hükümetten herhangi birisine olduğunu düşünün. Aynı tepki verilecekti. Dolayısıyla burada bir bıyık altından ya da işte böyle bir memnuniyet olduğu anlaşılıyor. Tam da burada işte genel başkanın söylediği işte bazı şeylerin dillendirilmesinden duyulan rahatsızlık belki de öyle davranılmasına yol açtı. Yani ilk başlangıçtaki dinamik ne olursa olsun, ister spontan bir halk hareketi, halk tepkisi olsun, ister bilinçli bir provokasyon olsun, sonrasında olanlar asıl kabul edilebilir değil. Orada bir böyle bir olay yaşanmasın diye en sert şekilde müdahale yapılmalıydı. Suçlular ayıklanmalıydı. Tabii ki cenaze sahipleri cenazeyi usulüne göre defnetmek isteyenlere ayrık tutarak söylüyorum. Çünkü bu tarz eylemler bundan sonrakilerini de cesaretlendirir. Peki İlhan Bey, şimdi bu sabah Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı biliyoruz. Yine bir nefret diliydi. Saldırı sonrası yaptığı açıklama da çok vahim denilebilecek bir açıklama. Direkt Kemal Bey'e diyor ki %9 oy aldığınız yere niye gidiyorsun? Gidiyorsan önlemini alacaksın. Orada ne iş? O zaman Bahçeli'ye şunu hatırlatmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %80 oy aldığı yerler var. Üstelik de muhtemeldir ki Bahçeli'nin kendisinin yaşadığı yerler bunlar. Yani o zaman kendisi oraya giderken de bu tarz bir tedirginlikle mi gitmesi lazım? Şimdi bu olacak şey değil. Yani bu bakış açısıyla ben özellikle saldırıdan sonraki açıklamasını tırnak içerisinde kullanıyorum bu sözcüğü. Çok tuhaf buldum. Yani bir üçüncü sınıf televizyon dizisinden fiktif bir kahramanın sözleriyle topluma hitap ediyor. Usulet ve suret bu pekala sadece bu sözcükle telaffuz edilerek de yapılabilir. Toplum sahiden sakinliğe, soğan duyuya davet ediliyorsa. Ama üçüncü sınıf bir televizyon dizisinin fiktif bir kahramanı üzerinden topluma mesaj vermeye çalışıyor. Bu çok tuhaf. İşte oy alınan yerin hesabını yapıyor. İşte oraya adeta oraya gidilmesin diyor. Tabii. O zaman Türkiye'nin %80'ine gidemez. İlhan Bey bir şey daha söylüyor Devlet Bahçeli. Diyor ki 1 Mayıs'a bir hazırlık mı bu? 1 Mayıs ısrarı mı geliyor bunun arkasından gibi bir şeysi var. İfadesi var. Bununla ilgili Türkiye ne diyeceksiniz? Efendim? Bu işte asıl vahim unsurlardan birisi evet. De bu. Türkiye toplumu 1 Mayıs'ın bir kontrgerilla eylemi olduğunu ve bir kontrgerilla eylemi sonrasında gerçekleşen bir katliam olduğunu biliyor. Bu neredeyse delilleriyle açığa çıkmış gibi bir şey günümüzde. Şimdi kalkıp tam da bir provokasyon olduğu iddia edilen bir eylem sonrasında böyle bir olayı hatırlatmak, gene tırnak içerisinde kullanıyorum sözcüğü, çok tuhaf. Yani anlaşılmaz, tutarsız ya da çok çok tutarlı ve çok tehlikeli şeyleri işaret ediyor. Onun için bu şu yaşadığımız günü çok soğukkanlılıkla değerlendirmek lazım.
Tabii bir de saldıran yurttaşlar tabii bizi şimdi dinlerler mi ya da sesimiz onlara ya da onlar gibi düşünenlere ulaşır mı bilmiyorum ama yani eğer 4 asker yaşamını yitirmiş, 4 asker şehit olmuşsa bunun sorumlusu herhalde ya askeridir ya siyasidir, değil mi? Tabii. Yani karşısındaki yapının ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Tabii. Şimdi askeri ise Savunma Bakanı ve Milli Genelkurmay Başkanı orada. Siyasi ise hükümet temsilcileri orada. Hesabı onlardan sormak yerine yani yoksul evlere gelen şehit cenazelerinin hesabını muhalefete ya da barış diyenlere yıkmak herhalde inanılmaz bir tutarsızlık. Bizim de burada bunun tartışmasını açmamız lazım. Yani yükselen milliyetçi ve sağ tek dilinin bir parçası olmak yerine burada cesurca bunların tartışmasını yapmamız lazım. Aksi takdirde işte bu tarz kırılma anlarında hiç de sorumlu olmayan insanlar bunun cezasını çeker ve toplum gitgide daha büyük bir düşmanlığın pençesine düşer. İlhan Bey, bir tehlikeli bir şey de olabilir dediniz. Şimdi bugün tabii çok tepki vardı sosyal medyada. Özellikle bir şeye çok dikkat çekildi. 7 Haziran 1 Kasım sürecine benzerlik. 7 Haziran'da da AKP çoğunluğu kaybetmişti. Ve Ceylanpınar'da iki polis öldürüldükten sonra çözüm süreci sona erdi ve Türkiye bir kanlı sürece girdi. Şimdi 31 Mart seçimlerinde de AKP iktidarı, AKP-MHP bloğu diyebiliriz, bir yenilgiye uğradı. İşte 4 askerin cenazesi var ve bugün yaşanan olay var. Bu benzetmeye ne diyorsunuz? Böyle tehlikeli bir... Ya doğrusu çok, ben çok dinamikleri aynı görmüyorum. Bir kere Haziran ve hani olaylar benzer olsa da Haziran seçimi sonrasında 1 Kasım neredeyse mukadderdi. Yani 1 Kasım seçimlerinin olacağı mukadderdi. Henüz bazı eylemler gerçekleştiğinde seçim kararı alınmamıştı ama siyaseten öngörülüyordu bu. Ama şimdi bir yerel seçim yaşadık. Yerel seçimlerde anayasaya göre ne öne alınabilir ne ileriye atılabilir. Çok olağanüstü durum olmadıktan sonra. Yani bir şeyler olacak da hükümet yeniden bir seçim yapıp İstanbul'u, Ankara'yı tekrar kazanacak gibi bir durum olmayacak. Kendileri söylüyorlar sürekli 4,5 yıllık bir seçimsiz süreç var. Ama burada ben başka bir şeyin belki de ipuçlarını aramak gerekir mi diye düşünüyorum. Yani AKP-MHP bloğunun özellikle MHP'nin kendisine verilen oyun çok yüksek olduğunu söyleyerek kendisini biraz acaba politik olarak güçlü görüp onun acaba bir erken seçimi, erken genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimini tahrik etme çabası içerisinde olur muyu belki bir düşünmek lazım. Ama ona dair de bir şey söylemiyorlar. Yani tam tersi birbirlerine tutunmak zorundalar. Onun için biraz bunu acaba bu zemin üzerinden tam da İstanbul itirazı sonuçlanmamışken, çünkü Bahçeli'nin konuşmasında onun ipuçları da var. Tabii çok. Yani İstanbul itirazının yani nasıl ki Haziran ve değişik kavşaklarda verin 400 milletvekilini huzur içerisinde bunu çözelim denilmiştiyse, şimdi de huzur için İstanbul'da seçimin yenilenmesinden falan bahsediliyor. Acaba ona dair bir sinyal olur mu? Fakat bunların hepsi tabii bizim gerçekliğin küçük parçalarından yola çıkarak söyleyebileceğimiz şeyler. İlhan Bey, ben size şunu sormak istiyorum. CHP'nin iktidar bloğunun bu gerginlik politikasını oturtması, buna tutunması halinde bir planı var mı? Nasıl cevap verecek CHP buna? Yani çünkü kolay değil ve bu defa CHP çok daha fazla hedef gösterecek gibi duruyor eskisine oranla. Evet, dolayısıyla ne yapacaksınız? Nasıl bir cevap vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesiyim. Henüz bununla ilgili parti meclisinde bir değerlendirme yapılmadı. Bugün MYK sonrası milletvekilleri biraz... Ya şu sıralarda kapalı toplantı için toplandılar ama grup toplantısı için. Bu yönde bir şey yok ama ben bir CHP'li olarak kişisel fikrimi söyleyebilirim. Şimdi bu şiddet
yani şiddetin üzerine oturmuş politik iklimden çıkmanın yolu, o şiddet ikliminin oluşturulduğu kavramları deşifre etmek üzerinden geçer. Yani biz karşı taraf bir ırkçılığı, milliyetçiliği tırmandırdıkça, ayrımcılığı tırmandırdıkça ya da barış karşıtlığını tırmandırdıkça biz de o kavramlara tutunarak yer edinemeyiz. Tam tersi, biz cepheden bunları deşifre etmemiz lazım. Cepheden bunlara karşı çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani burada ikinci sorumluluk da bu iklimde belki de muhalefetin tüm unsurlarıyla, örneğin HDP'nin kriminalleştirilmesi sürecinde, yani ya da CHP'nin aylardan beri kriminalleştirilmesi sürecinde bu tarz bir cepheden karşı çıkmak yerine işte biraz böyle utandıkça bir politika izleme nedeniyle de olduğunu düşünüyorum. Belki de bunun ucunu dokunulmazlıklara kadar da uzatmak lazım. Kesinlikle. Buralarda bizlerin de hatası olduğunu düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada artık bu hataları tartışmanın belki de çok anlamı yok. Burada yapılması gereken bu ırkçı, bu ayrımcı, bu düşmanlaştırıcı ve kriminalleştirici politikaya karşı çıkıp bu tuzaklara düşmemektir diye düşünüyorum. Siz bugün bir de sosyal medyadan bir tweet attınız ve AKP ve MHP elitlerinin öz eleştiri yapması gerektiğini söylediniz. Ya kuşkusuz. Şimdi ilk önce AKP İstanbul Milletvekili bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Arkasından AKP sözcüsü, işte meclis başkanı falan bu açıklamayı yaptı ama o yumruktan daha fazla ya da o yumruğu atmaya iten konuşmaların zeminini aylardan beri Erdoğan ve Bahçeli yapıyor. Kendileri o zaman bir tepki göstermediler ya da kendileri onu onayladılar ya da kendileri de benzer konuşmalar yaptılar. Hatırlayın, miting meydanlarında üstelik de çoğu yalan ve uydurma olan bir takım konuşmalar dinletildi, görüntüler verildi ve düşmanlaştırıldı. Yani adeta ölümlerin tamamının sorumlusu CHP'ymiş gibi bir hava verildi. Şimdi bunlar olurken bıkınızı çıkarmayacaksınız. Devlet tarafından fonlanan bir takım gazeteler, bir takım televizyonlar sabah akşam düşmanlık yayacak. Bunlara bıkınızı çıkarmayacaksınız. Bir saldırı olduğu zaman bunu duyacaksınız. Bu timsah gözyaşıdır. Yani sureti haktan görünüp aslında bence için için memnun olmaktır. Nitekim Milli Savunma Bakanı olacak figürün söylediği açıklama da tam buna oturuyor. Yani siz mesajınızı verdiniz, yapacağınızı yaptınız, artık dağılın. Şimdi bu açıklama çok açıkça benim dediğim durumu gösteriyor. Bu bir timsah gözyaşı bilip değil. Memnuniyetini ifade etmiş. Ben bir şey sormak istiyorum. İlgisiz olmadığını düşünüyorum bugünle ilgili. Çünkü bugün Maltepe'de çok büyük bir miting vardı. Umutlu bir miting vardı. Ne yazık ki Ankara'daki bu saldırı o mitingi de gölgede bıraktı. Birinci sorum, ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kadar örgütlü bir şey olması ihtimali var mı sizce? İkincisi de hukukçu kimliğinizle acaba bu seçimlerin yenilenmesi konusunda nasıl bir karar verecek YSK? Bize sizin cephenizden görünen ihtimalleri söyler misiniz? Ya doğrusu saldıranların tutumları, olayın olduğu yer, hemen şu anda ortaya çıkan bilgiler, yani bir oradaki köylülerin toplumsal bir tepkisi, doğal bir tepkisi gibi de olma ihtimalini düşündürtüyor. Ama yani işte 4 şehit olacak, ondan sonra onların cenazesine Kılıçdaroğlu gidecek. Orada aynı gün miting olacak. Orada da böyle bir saldırı kurgulanacak. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben ötekini daha tehlikeli buluyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi. Çünkü bu tarz provokasyonlar diğer unsurlar tarafından hemen reddedilir. Hemen gereği yapılır ve
topluma yansımasının önüne geçilir. Yani başarıya ulaşamaz. Ama eğer toplumda bu tarz bir saldırının dinamiği yerleşmişse asıl tehlikeli olan odur. Yani bunu biraz belki soruşturmayı görmemiz lazım. Yani bunlar orada da bir etkin soruşturma yapılması önemli tabii. Takipçisi olunmalı. Hı hı. Yani bunlar daha önceden organize olmuş mu? Organize olmuşlarsa bu görülebilir bir şeydi de görmezden mi gelindi? Biliyorsunuz emniyetin özellikle 15 Temmuz sonrasında ve Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunu takip etmek için siber suçlarla ilgili inanılmaz bir izleme ve takip mekanizması var. Oradan nasıl geçer bu? Ya da işte oradaki figürler, kriminal figürlerse onlar nasıl böyle bir şeyi kurgulamışlar da duyurmamış? Bunu belki biraz soruşturmaya bırakmak lazım. Seçimin yenilenmesi olayına gelince eğer hukuk içerisinde cevap verecek olursa mümkün değil, akıldan bile geçirilmemesi lazım. Ama burada şunu da göz ardı etmememiz lazım. AKP'nin İstanbul'da yaptığı itirazların tamamı yürütülen o algı oluşturmaya çalışılan şeyler, tartışmalar, işte yapılan bazı yayınlar, bunların tamamı aslında YSK'ya dairdi. Evet. İstanbul ilde ya da ilçelerde değiştirilmeyeceği, değiştirilemeyeceği çok açıktı baştan itibaren. Ama son güne kadar bunu sürdürdüler, belli bir noktaya getirdiler ve YSK'nın önüne koydular. Dolayısıyla mazbatanın alınmış olması bu mücadelenin bittiği anlamına geliyor gibi bir algı var geniş kesimlerde. Öyle değil. Tam tersi, bunların kavgası tam da YSK'ya ilişkindi. Hukuk içerisinde mümkün değil. Çünkü itirazların neredeyse tamamı soyut, sonuca etkili değil. Yani şimdiye kadar çoktan reddedilmiş olması gerekirdi. Hele hele KHK'larla ilgili yapılan son ek dilekçe olacak şey değil. Aklını alacak şey değil. Dolayısıyla ben hiç öyle bir ihtimal vermiyorum. Verilirse bu, belki o zaman bu bağı kurmak lazım. Yani demek ki bu yapılanlar oraya dair çatışmayı tırmandırmaya dönük bir şeymiş diye belki onu kurmak lazım. Böyle, ama ben ihtimal vermiyorum. Böyle bir ihtimal vermiyorsunuz ama KHK'lılar üzerinden böyle bir karar verilirse bu aslında tüm Türkiye'de seçimlerin yenilenmesi gerektiği anlamına da gelmez mi İlhan Bey? Tabii yani orada hangi gerekçe, ya bunu tartışmayı bile ben biraz sorunlu buluyorum. Evet, doğru çünkü yani sanki hukuken mümkün de öyle de olabilir böyle de olabilir izlerimi vermek için tartıştırılıyor bile olduğunu bile düşünüyor insan. Ama KHK'lıların kullandıkları oy eğer sahiden KHK'lıların seçmen de olamayacağı gibi bir şeyden hareket edilirse onların kullandığı oy miktarı sonuca etkili olduğu her yerde aynı şeyin tartışılması gerekir. Ama bu olağanüstü bir hukuk dışılık olur. Niye? Bir, milletvekili seçimlerinde YSK bu kadrosuyla inceledi bu tartışmayı, bırakın seçmen olmayı, seçilme konusunda bile sorun olmadığını. Tabii. Karar verdi. Biliyorsunuz şu anda işte KHK'lı milletvekilleri var. Kararı verirken de seçme ve seçilme hakkını engelleyen kamu hizmetlerinden kısıtlılık kavramının bir cezai mahkumiyetin sonucu olması gerektiğini de kararına yazdı. Şimdi birkaç ay önce verdiği bu kararı şimdi geri alırsa bu rejim açısından, mevcut iktidar açısından çok radikal ikinci bir kopuşa işaret eder. Yani buna kesinlikle toplumsal muhalefetinde razı olmaması lazım. Sonrasındaki adımlara da razı olmaması lazım. Ben bu kadar akıllarını yitirmiş olmamalarını diliyorum. Haklısınız efendim. Biz de aynı dileklerde bulunuyoruz. İlhan Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bu bilgileri paylaştığınız için. Teşekkür ediyorum. Biraz paldır küldür oldu, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. İyi çok akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Ayşe, bir de tabii tüm bu yaşananları AKP açısından da konuşmak lazım. Yani AKP içerisinde çok uzun zamandır bir ne diyelim, anlaşmazlıktan, çeşitli gruplaşmalardan rahatsızlık, falan, rahatsızlıklardan yani metal yorgunluğu diye kendisi zaten başlayan bir şeydi. Bunu.
Metal yorgunluğundan o zaman kastı, ne zaman da o metal yorgunluğunu söylemesi, 24 Haziran seçimleri. Yok, referandum öncesiydi Referandum öncesiydi galiba. Metal yorgunluğundan kastı aslında partinin onun önerdiği, onun liderliğine değil ama liderliği çerçevesinde önerdiği yeni iktidar biçimlerine yeterince sarılmadığı, yeterince motivasyonla, büyük bir motivasyonla çalışmadıydı. Belediye başkanlarının görevden almasından bahsediyorsun, başka bir metal yorgunluğundan. Yok yok, o dönemde söylediği şeyden bahsediyorum. Yani sadece belediye başkanlarına yönelik değildi o çünkü. Tabii, tabii. O hareket daha genel bir hareketti. Daha genel bir tanımlamaydı o. Partisinin yorgunluğundan bahsediyordu esasında. Ve o da esasında partinin onun liderliğine değil, gene söyleyeceğim. Çünkü hani o olmadan AKP artık yok ve AKP bunu biliyor zaten. AKP'nin içerisinde bulunduğu en büyük çelişki de Tayyip Erdoğan'la da, Tayyip Erdoğan'sız da var olamaması. Artık AKP diye bir parti yok aslında. Tabii 31 Mart'ta da yaşadık bunu biz zaten. Kesinlikle. Yeniden. 31 Mart'ta da yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yaşadık. Milletvekillerinin ve bakanları zaten tamamen artık kendisi atıyor. Ama milletvekilleri listelerinin vesaire falan nasıl belirlendiğini hatırla. Yani hiçbir şekilde esasında partinin bir gücü yok artık. Bütün gücünü şeye vermiş vaziyette, lidere vermiş vaziyette. Fakat liderin önermeleri çekici gelmiyor eskisi kadar. İki nedenle gelmiyor. Bir, artık paylaşacak güç yok. Dolayısıyla yani AKP'nin neresinde olursanız olun artık güçsüzsünüz. Yani ne milletvekilleri, AKP'li milletvekillerinin kendileri şikayetçiler bundan. Milletvekillerinin artık bakanlarla bile görüşebilmeleri mümkün değil. Eskiden Türkiye siyasetinin tamirleri çerçevesinde yapabildikleri işleri, atıyorum hemşehrilerine iş bulmak gibi vesaire falan işleri artık yapamıyorlar. Sözleri geçmiyor. Sadece saraydan gelen bir takım yasa önerilerini önümüzdeki dönemde damgalayıp göndermekle meşgul olacaklar. Dolayısıyla AKP'li olmak artık gücü paylaşmak, yani Türkiye'nin bütün gücünü elinde bulunduran bir otoritenin gücünü paylaşmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir motivasyon sağlaması da mümkün değil. Seçim sonuçları nasıl etkiledi peki partideki bu hali? Seçim sonuçları, bu söylediğim onunla ilgili esasında, aynı hevessizliği bu seçimde de gördük. Yani AKP'li adaylar ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de Türkiye'nin başka bir yerinde çalışamadılar. Erdoğan'ın İstanbul'daki İstanbul adaylarıyla birlikte yaptığı programı hatırla. Oradaki görüntünün nasıl olduğunu, işte ortada bir halı, bir tarafında Erdoğan, öbür tarafta 2-3 tane gazetecimsi ve şurada köşede bir yerde dekor olarak konulmuş bir grup 39 adam. 39 ilçe başkanı, ilçe belediye başkan adayı ve Binali Yıldırım. Onlar orada ama dekor olarak bulunuyorlar. Esasında tam da az önce anlattığım şeyin devamı. Hı-hı. Erdoğan otorite, onlar da otoritenin dekoru, duvar süsü olarak. İleride de belki sorumluluk, üzerine sorumluluk atılıp kurban edilecek olanlar olarak orada oturuyorlardı. Bunun yalnızca biz farkında değiliz. AKP'liler de farkında. Çünkü kimse aptal değil, kimse ahmak değil. Elbette onlar da farkında. Dolayısıyla gönülsüzlük buradan. Gönülsüzlüğü başka bir yerden daha okuduk. Daha evvel de bu programda. Binali Yıldırım'ın bir türlü aday olmak istememesi. Çok direndi. Şimdi söylenti gene aday. Seçimin yenilenmesi durumunda gene aday olmak istemediği yolunda. Başka söylentiler de var. Berat Albayrak'la arasında seçim gecesi. Çok önemli sıkıntılar, kavgalar yaşandığı, biraz onun zoruyla çıkıp erkenden o açıklamayı yaptı ve sonra da bundan çok pişmanlık duydu ve dolayısıyla bu konudaki öfkesinin ve kırgınlığının hala geçmediği, hatta çıkmayacağıma Erdoğan'ın bir telefonuyla çıkıp o açıklamayı yapmaya ikna olduğu ve bu nedenle kırgınlığının biraz daha, Berat Albayrak'a kırgın olmaktan biraz daha ileri düzeyde olduğuna dair bir hayli şey var. Şimdi AKP'nin dolayısıyla şu andaki haleti rüyesi şu. Erdoğan'ın çok yakın çevresinde ve ondan doğrudan doğruya nemalanan, onun otoritesinden doğrudan doğruya nemalanan bir azınlık var ve onlar var güçleriyle kendi konumlarını korumaya çalışıyorlar. Fakat tabanı, hatta o çatının hemen altından itibaren etrafa baktığınızda o hevesi görmüyorsunuz.
Yani şu anda benim görebildiğim kadarıyla burada inanılmaz bir amigolar ekibi diyelim ona. Bir amigolar ekibi var. İşte kitleyi heyecana getirmek istiyorlar. Gol atacaklar vesaire falan filan. Golün kime atılacağı belli değil. Öbürleri o golün kendi kalelerine de, aynı takımda olmalarına rağmen o golün kendi kalelerine de atılmakta olduğunun gayet farkındalar. Dolayısıyla aslında mevcut durumdan memnunlar. Çünkü bir tür sadece mesaj vereceklerdi aslında yerel seçimden önce. Fakat yerel seçimden sonraki tavırla beraber görebildiğim kadarıyla bunun bir cezaya dönüşmüş olmasından hafif bir memnuniyet de duymadıklarını söyleyemem. Bunda tabii şunun da etkisi çok, onu da söylemem lazım. Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin seçimden sonraki tavrı bir taraftan da hani AKP'nin bu kitlesini yok ya aslında korkulacak bir şey yokmuş o kadar. Hani göründüğü kadar değilmiş o kadar şunu bile söyleyen, şunu söyleyeni okudum. Vay be CHP adam olmuş. AKP saflarından diyorum. Konuşulabilir, diyalog kurulabilir, eskiden gözlerinin korkutulduğu kadar olmayan bir CHP şu anda onların da elini güçlendirmiş vaziyette. Yani kısaca şey söylüyorum, AKP'nin merkezi kendisini partinin içerisinde de, tabanın içerisinde de son derece yalnızlaştırmış durumda ve biz bu yalnızlaşma halini huysuz çocuk şiddeti diyeceğimiz, ama sevimleştirmek için söylemiyorum, hakikaten büyümüş ama hiç olgunlaşmamış birinin huysuzluğundan kaynaklanan şiddet olarak zaten görüyoruz. Evet, şimdi diyorsun ki tamam, genel merkez kendisini yalnızlaştırdı, nedenlerini biliyoruz. Bu bütün bunlar o zaman tabanda partiden bir kopuşu da hızlandıracak mı? Yani bir yanıyla hani yeni parti arayışları var. İşte bugün bile yaşadıklarımız, sonuçta bunlar parti tabanında da rahatsızlıklar yaratacaktır ki yarattığı da görünüyor. Bir kopuşu daha hızlı bir hale getirebilir mi bunlar? Bana bir şey söyleyeyim. Yani 31 Mart gününe kadar, 31 Mart haftasına kadar ben hiç mutlu değildim bu yerel seçimden. O nedenle de sesimi kestim. Hiç konuşmamaya karar verdim. Yazı falan da yazmadım. Çünkü umutsuzluğumu kimseye bulaştırmak istemedim. Ama 31 Mart gecesi değil, haftasıyla beraber, yani o hafta dönüşüyle beraber AKP'nin elindeki gücün artık kendisine karşı işlemeye başladığını fark ettim. Çünkü baştan beri söylediğimiz gibi yeni bir hikaye üretemiyor, yeni bir şey veremiyor. Çok dikkatimi çekti 31 Mart gecesi Tayyip Erdoğan'ın balkonda yaptığı konuşmada. Milletimiz beka söylemini kabul etti, aldı, satın aldı. Bu galiba onun için yazılmış bir cümleydi. Çünkü o geceden çıkan tek bir mesaj vardı. O da milletin bu beka sorunu meselesini hiç de takmadığı, evet, hiç de bunu inandırıcı bulmadığıydı. Doğru söylüyorsun. İnadına bunu söylemesi elimde başka bir şey yok, ne yapayım dediği anlamına geliyor. Dolayısıyla şey değil, ne derler onun adına, durum çok fena ve o aşamadan itibaren AKP'nin elinde birikti. AKP'nin değil, AKP'nin toplumdan, siyasetten devşirip Erdoğan'ın elinde tekelleştirdiği o güç artık AKP'nin ve Erdoğan'ın aleyhinde işlemeye başladı. Yani şu anda bir arkadaşım yaptı bu şeyi, şarampolden hızla yuvarlanan bir araç görüyoruz biz. Yani hani gemiydi, memiydi, bilmem ne mesela, ama bir kamyonet var şu anda. Ama toplumu da oradan yuvarlamasalar çok iyi olacak tabii işte, beraberlerinde. Galiba oradaki tek, Türkiye'nin tek şansı diyeceğim ben bunu, umut verici tek şey, AKP'nin 2015'ten beri toplumla o kadar entegre olmaması artık. Peşlerinden o kadar büyük kalabalıklar sürükleyebilecek durumda değiller. Olabilir orada burada tıpkı Twitter'da olduğu gibi 3-5 troll sokakta da çıkar bir şeyler yapmaya kalkışır vesaire falan filan, ama mesela 8 Mart'ın hemen arkasından gelen o işte güya ezanı protesto ettiler provokasyonuna karşı Beyoğlu'na çıkan 3-5 kişiyi gördük mesela. Tabii, yani tabii. Hani olmadı işte o kadar. Yani AKP artık toplumdan kopuk olduğu için mobilize edebileceği kalabalıklar olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü hikayeyle ilgili, bugünkü hikaye
ile ilgili şeyin, Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir sürü çok uzun bir konuşma, burada alıntı yapamayız bundan kolay kolay, ama yani şunu bile demesi, o adamı şey diyor, Akkuzulu mahallesiyle ilgili, köyüyle ilgili olarak, orası işte sert adamların köyü, yani sen oraya bu halde nasıl gidersin, tedbirini almadan nasıl gidersin diyor mesela. Dolayısıyla böyle bir ne diyeyim, eğilim varsa bile bunun AKP'den gelebilecek durumda olmadığını söyleyebilirim. Çünkü AKP'nin MHP kadar bile şeyle, tabanla, sokakla ilgisi kalmadı artık. Bu biraz MHP sayesinde de oldu açıkçası. MHP AKP'yi çok ciddi bir şekilde kendisine gönül vermiş şeyden, tabandan koparıp attı. Yani hani yalnızlaştırdı onu orada. Bu biraz MHP'nin, MHP ile ittifakında faturası diyebilirim rahatlıkla. Dolayısıyla evet, bu aşamadan sonra artık ne yaparsa yapsın. Mesela gördük, örneklerini gördük şeyden, 31 Mart'tan hemen sonra. İtiraz süreci. İtiraz süreci, seçim sonuçlarına itiraz süreci CHP'lileri soğutmadı bu işten. Ya da muhalefeti, CHP değil sadece, çünkü İstanbul'da özellikle mevzu sadece CHP değil. Aslında bütün bir muhalefet, sadece siyasi parti muhalefette, muhalefetteki siyasi partilerde değil, toplumsal muhalefette içine alan bir umut fişeği gibi oldu orası. O itiraz süreci muhalefeti soğutmadı. Aksine AKP'lileri soğuttu kendi partilerinden. Tabii. Benzer şekilde YSK eğer seçimin İstanbul'da yenilenmesine karar verirse, bu CHP'lileri soğutmayacak seçimden. Ama şey, ne derler onun adına, AKP'liler çok ciddi bir şekilde soğuyacaklar kendi partilerinden. Şöyle de bir şey yok mu Ayşe? Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman, işte Bahçeli'nin ısrarla İstanbul'da mazbatayı verilmesi, eleştirmesi, YSK'nın hemen bu gece karar vermesini istemesi, işte Mansur Yavaş için bugün şeyde aklanmamış, mahkemede aklanmamış adamla oraya gidiyorsun demesi, Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'la gittiği için bugün oraya. Bir, Bahçeli'nin bu ısrarı bir yanıyla, evet, seçimlerin yenilenmesini istemesi. İki, AKP'de belli bir grubun bu konuda ısrar etmesi. Enteresan bir birliktelik değil mi? Yani AKP'nin birçok isim bile artık Berat kabul edilmesi. Berat Albayrak ekibi ve Bahçeli diyorsun. Evet, yani evet, öyle bir şey ortaya çıkmıyor tam olarak de? Bence öyle bir durum. Sen söyle koalisyon bunu, sen içinde daha iyi gözlemcisin. Artı bir koalisyon gibi değil mi? Öyle bir sahneyle karşı karşıyayız sanki. Sen söyle bunun cevabını gerçekten. çünkü evet, yani öyle, ama sen de söyle. Bana göre öyle ve buna anlam vermek de bir hayli zor. Niye? Yani bir, ben açıkçası birkaç gündür kendime şey sorusunu soruyorum. Erdoğan, Berat Albayrak'a neden bu kadar hoşgörülü davranıyor? Yani Berat Albayrak'ın bugüne kadar başardığı başarısızlıkların onda birini başarmış. Yani bu kadar, onun onda biri başarısız olmuş bir sürü insan AKP'nin dışında şu anda. Damadı olmasıyla bunun açıklanabileceğini düşünmüyorum. Aile yönetimiyle açıklayabiliriz. Hiç zannetmiyorum. Çünkü ama artık bir saray yönetiminden bahsediliyor. Yani yok. Hani bakanların hükmü yok, milletvekillerinin hükmü yok, yanına kimse yanaşamıyor. Bir aile yönetimi gibi bir çerçeve çizilmiyor. Burada antropolog tarafım konuşacak. Eğer öyle olsaydı diğer oğlunu da, ismini bile hatırlamadım şu an, Burak galiba, diğer oğlunu da etrafta görürdük mesela. Ama aileyle ilgili çok bir uzun durum. Çok uzun zamandır yok, evet, zaten. Evet, işte o yüzden diyorum. Aileyle ilgili bir durum değil. Bu aile idaresiyle ilgili bir durum değil. Yani öyleymiş gibi görünmüyor bana. Başka bir şey olsa gerek. Allah bilir nedir. O kadar da önemli değil. Ama belli ki Albayrak ekibiyle MHP arasındaki bu en azından fikirde birlik, hem AKP'nin hem de Erdoğan'ın altını çok fena oyuyor gibi görünüyor. Şimdi süremiz çok az kaldı. Bir şeyi daha konuşmak istiyorum seninle. Erdoğan geçen gün dedi ki kızgın demiri soğutma dönemi, bu dönem kucaklaşma dönemi dedi. Bir de musaffaha dönemi, evet, dedi. Şimdi ama sonrasında yaşananlar aslında hiçbir kucaklaşma, işte kızgın demiri soğutma dönemi olmadığını gösterdi. Neydi bu mesajın altında yatan o zaman? Ya dediğim gibi ben 31 Mart'tan beri tekrar dönüp AKP'ye bakmaya başladım. Musaffaha tokalaşmanın Arapçası, ama aynı zamanda dini bir anlamı da var. Bir sünnet, peygamberin övdüğü bir sünnet. Der ki peygamber, birbiriyle tokalaştığı anda iki Müslüman
küçük günahları Allah tarafından affolunur. O günahlar dökülür gider, yıkanır gider. Şimdi dolayısıyla evet bir çağrı, fakat ben bu çağrının herkese olduğunu düşünmüyorum. Herkese olsaydı musafaha demezdi diye düşünüyorum açıkçası. Tokalaşma mı derdi? Tokalaşma derdi. Zaten gerisini söyledi işte, barışma, kucaklaşma, tabii, kucaklaşma vesaire falan dedi ama cümleyi musafahayla başlattı. Ben bunun AKP'nin küskünlerine gelin hadi sizi affedeceğim mesajı olduğunu düşünüyorum. Hani trene binen miydi o? Trenden inen mi daha binemez vesaire falan. Yok yok öyle değilmiş, tamam affedeceğim şeysi olduğunu düşünüyorum. O nedenle Ekrem İmamoğlu'yla cenazede karşılaştı halde. Bakın gene bir cenazeden bahsediyoruz. Cenazede karşılaştığı halde tokalaşmamasını ben İmamoğlu'na bir hediye olarak düşünüyorum. Açıkçası bunun bir hediye olduğunu düşünüyorum. Ama hiç de şaşırtıcı değil bu hediye. Çünkü çağrı muhalefete değil. Şu anda siyasete uzak duran, AKP'ye küskün olan, başka bir yere de gitmemiş ve siyasete uzak duran ekiplere, ki bunlar çok ekipler, yani fazla sayıda ekip var, onlara bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bu çağrının karşılık bulmadığı konusunda da bir belirti var. O da Türkiye İttifakı lafının gelmesi gibi. Bahçeli'yi çok sinirlendirdi malum. Ne demek Türkiye İttifakı, biz Cumhur İttifakı'nı biliriz dedi bugün. Türkiye İttifakı'yla da İYİ Parti'ye el salladığını düşünüyorum. Çünkü belli ki Devlet Bahçeli'nin bir tür sürpriz daha hazırlamakta olduğunun o da farkında. Yani bunca yıllık müttefiki herhalde ne zaman ne yapacağını tahmin edebiliyordur artık, ki Bahçeli'nin işte bizim oylarımız %18.81 ile başlayan kalkülasyonu bugün bu yani ilgili söz konusu şeyi neydi, Akkuzu köyünü kendi adına, kendi partisi ve söylemi adına sahiplenir çıkışı hakikaten Bahçeli'nin bir şeylere hazırlandığını gösteriyor. Bu hazırlık karşısında İYİ Parti'ye el sağlayacağını gösteriyor, el salladığını söylüyorum. Şunu da söyleyeceğim, bitireceğim. Ben bugünden sonra Meral Akşener'in dönüp öyle bir ittifak, şeyden önce, seçimlerden önce öyle bir söylenti vardı. Hani bize gel derse gider miyiz, olur neden olmasın. Şu aşamadan sonra Meral Akşener'in böyle bir ittifak kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sen ne dersin bilmiyorum. Yok, sana kusuruna kadar katılıyorum. Şunu yalnız açalım. Hani Ekrem İmamoğlu'na tokalaşmaması hediye dedin. Yanlış anlaşılmasın. Aslında kendince yok saymaya çalıştı çok enteresan, onu söylemeye çalışıyorum elbette. Yani çok enteresan bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na büyük kıyaklar yapıyor diyelim. Yani onun hikayesinde anlatılacak, elden ele dolaştırılacak, evet, tweetten tweete dolaşacak şeyler biriktiriyor. Ayşe, süremiz bitti. Uzattım gene. Hiç sorun değil ama daha çok konuşacağız bunları. Çünkü işte yani seçim, Yüksek Seçim Kurulu AKP ve MHP'nin itirazını yarın ilk görüşmeye yapması bekleniyor. Hı-hı. Ama bir günde karar verir mi, verilemez mi? Çünkü inanılmaz 3 bavuldan falan bahsediliyor. Sonradan verilen ek şeylerden bahsediliyor. Yok, daha çok konuşacağız. Ben de zannetmiyorum ama bunlar işte Türkiye'yi nereye götürecek? Hı-hı. Hepsini konuşacağız. Tabii bugün Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinin yakalanıp yakalanmadığını da göreceğiz. Sorumluların ortaya çıkarıp çıkarmadığını da göreceğiz. Bunları da daha çok konuşacağız. Kalanını haftaya diyelim ve bugünlük burada noktalayalım. İyi akşamlar.